aşkına ne yapıyorsun ya? Serhat kardeşim dur yapma be! Serhat! Abi! Abi! Sessiz ol. Arabadan geliyor. Vallahi arabadan geliyor. Sessiz arabası. Umut! Umut! Umut gel! Annem! Allah! Geçti. Tamam, geçti. İyi misin oğlum? İyiyim. Kızım Allah'ım şükürler olsun ya. Bir an nefes alamadım. Tamam oğlum geçti. Geçtiniz buradayız ha. Ay. Ne oldu? Tamam oğlum geçti. Kurtulamam sana ben. Beni kurtaracağından emindim. O adama ne oldu? Serhat amcan onu yakalayıp polise teslim etti anneciğim. Yani korkacak bir şey kalmadı. Ben hiç korkmadım ki zaten. Aslanım benim. Hadi istersen biraz uyu ha. Tamam ama sen hemen gitme tamam mı? Söz. Bugün buradayım gitmeyeceğim. Ne yapıyor koca kafa? Uyuyakaldı, çok yorulmuş. Vallahi. Sana burada kal dedim, sözümü de dinlemedin. Hatırlatayım, ben olmasam ölmüştün. Biliyorum, sağ ol. Ama bu seni affettiğim anlamına gelmez. Doktor, Zaman Zingo yanında mı? Ben yanımda ya. O neymiş ya? Şu paçanı bir sıyırsana. Niye? Kelle paça yapacağım. Sıyır lan paçanı. Abi hadi şaka bir yana geç. Otur şöyle. Bu nedir böyle ya? O elini kolunu oynatma. Şuradan böyle bir tane yapıştırırım sana. Sıyırsana lan paçanı. Sıyır lan. Bir şey yok. Hop. Kapak. Bundan sonra bu evden dışarı adımını atmayacaksın. Eğer atacak olursan anında haberimiz olacak. Bu sefer acımam kafanı kırarım ona göre. Ya Serhat saçmalama bu ne böyle? Tamam bir hata yaptık falan filan da. Ya girer bir iş bulurum, düzgün bir adam olurum. Çıkar şunu bu nedir ya? Boşuna uğraşma ya. Bak. Bu olmadan çıkmış. Abla bir şey söylesene. Ya bunu birlikte düşündük zaten Serhat'la bırak. Ya ben senin normalde burada kalmanı istemiyorum ama... yani seni beladan uzak tutmanın tek yolu da bu, ne yapalım? Abla bütün gün ne yapacağım ben bunun evde? Evinin kadını olursun aslanım. Öyle çamaşır, bulaşık falan derken vakit gelir geçer. Beğenmediysen sana bir F tipi ayarlayalım. Ne yapıyoruz abi? Hadi gidin. Siz gidin. Ben burada kalacağım. Ha anladım. Hadi kalkalım. Görüşürüz o zaman. Ya ben size ne desem, ne kadar teşekkür etsem az gerçekten. Ne demek canım? Şu yakışıklı, sen de toz almayı unutma lan. Görüşürüz yarabandı. Ben bunu çıkarmaz gidiyorum. Tamam. Çok şükür Allah. Oha! Ne oluyor oğlum, hasta mı oluyorsun ya? Çok yaşa. Yok lan bana bir şey olmaz diye hastalığı bayak. Salgın var salgın. Dikkat etmek lazım. Bu oğlum ne salgını ya? Hep tobi gün. Ne olur ne olmaz. Biz yine de bir baytar çağıralım da. Öğlen bir tarafın mı ağrıyor? Ya baba. Şu sana geçenlerde bahsedip durduğum kız var ya. Hatırlıyor musun? Bunak mıyım lan ben? İşte o kız Faysal'ın kızıymış. Faysal'ın mı? Hatırladım şimdi.
Bunun bir çocuğu vardı. Karısı yani dostu ölünce kardeşine bıraktığını söylemişti. Neyse işte artık beraber yaşıyorlarmış. O zaman senin macera başlamadan bitiyor. Niye bitiyor? Niyesi var mı? Ne işin var Faysal'ın kızıyla? Hazır adamla bir muhabbet kurmuşuz. Uzaktır o kızdan. Ulan Faysal gibi adam kızı için benden uygun damat mı bulacak baba? Hangi baba kızı için ölü bilinen kaçak bir mafya babasını uygun görür? Baba, hangi insan elinde sürekli usturasıyla dolaşır Allah aşkına? He? Hepiniz sanki normal insanlarsınız da bir anormal benim aşkım kaldı. İyi. En azından kızla uğraşmak sana Serhat'ı unutturur. Ya işte unutturmaz. O benim ilk göz ağrım ya. Ben onu unutur muyum? Bu Faysal Kel Said'le uyuşturucu iş yapıyordu ya. Serhat bunların işini bozmuş. Faysal da bana diyor ki Serhat'tan uzak dur. İyi tamam dedim ben de kıllandırmadım. Ama eski günlerimize bir dönelim. Ben o Serhat'a ne yapacağımı biliyorum. Bir planın var mı? Yakında öğrenirsin. Bu patron dedikleri adam ne zaman dönüyormuş yurt dışından? Bugün konuştum sipahiyle. Dönmüş bile. Yarın sipahi beni tanıştıracak. Sarıero, hazırlan. Sağlara geri dönüyoruz. Burada rahat yatabileceğini emin misin? Yatarım yatarım. Zaten pek uyuyabileceğimi sanmıyorum. Benim de uyuyacak halim yok. Özlemeyi bile beceremiyorum. Çünkü aslında hiç benim olmadın ki. Hem çok uzaktım benden. Şimdi buradasın ama seni yine kaybedeceğim. Merve'ye olanları gördün işte. Ya Umut az kalsın ölüyordu. Neden hep sizden uzak durmaya çalıştım anladın mı? Ya bizden uzak durman da bir işe yaramadı ki Serhat. Umut'un sana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var. Bu yaşadığım hayat benim tercihim değil Merve. Çocuğum öldü. Onun intikamını almak için bir savaş başlattım. Sonra her şey benim kontrolümden çıktı. Bir düğmeye basıp her şeyi durdurma şansım olsaydı inan bana yapardım. Seni seçerdim. Dizine uzanıp uyumayı, her günümü senle ve Umut'la geçirmeyi çok isterdim. Ama artık çok geç. Hep aynı hatayı yapıyorum biliyor musun? Her seferinde bir şeylerin değişsini umarak sana açılıyorum. Ama bu sondu. Bundan sonra kendi hayatıma bakacağım. Madem artık bizden uzak durmak istiyorsun bir daha buraya gelmezsin. Umut'u da görmezsin. Bunun olmayacağını biliyorsun. Ya o zaman ne istiyorsun benden Serhat? Ben bütün hayatım boyunca seni mi bekleyeceğim? Bak ya tamamıyla benim olursun. Ya da bir daha karşıma çıkmazsın. Sabah seni burada görmek istemiyorum. Lan oğlum. Size bir şey diyeyim mi lan? Ben galiba çok fena hasta oluyorum ha. Ya abicim hasta oluyorsan burada ne işin var ya? Git yat. Hiç bana yaklaşma ha. Şu hikayeyi bir anlatmadınız ha. Hangi hikaye lan? Ya hani ikinizin tanıştığı hikaye. Şu çok komik olan. Komik mi? Oğlum efsane diyorum ya. Ne komiği? Anlatayım da. Daha fazla meraklanmasın fukara.
Anlat anlat. Bak şimdi. Bir gün ben tımarhanedeyim. Beyler. Aha. Ah. Hocam sen neredesin ya? Hiç merak da etmiyorsun bizim Keltoş Sait ne oldu diye, öldü mü kaldı mı acaba? Öldüğünü biliyorum, haberi duydum. Çocuğu sağ salim aldınız mı? Burnu bile kanamadı. Güzel. Sizin için yeni bir işim var. Serhat nerede? Serhat yok, çocuğunun yanında. Haber verin, gelsin hemen. Duygusuz herif. Adamın çocuğu ölümden dönmüş. Hemen gel mi diyelim, bırak biraz zaman geçirsin. Şahin göz, sen böyle boş boş konuşuyorsun da senin çoluk çocuk var mı? He? Benim her şeyim işim. Sizin de öyle olmalı. Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Allah gitti. Herife bak ya. Kız gibi trip atıyor bir de ya. Ya bırak atsın Allah'ım yarabbim ya. Ya atsın da bu defa gayet ciddi derif. Onun kızımız çok hoşuma gitmiyor. Özgürlüğümüz iki dudağının arasında beyler, unutmayın bunu. Hep gaz zaten. Valla. Havalar mavalar. Beyler. Ne oluyorsa? Günaydın benim güzel meleğim. Günaydın. Canım. Oh. Bugün okula gitmek zorunda değilsin. Dayınla evde otur istersen. Hayır, ben gitmek istiyorum. Tamam peki. Hadi gidelim. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim. Bak, istersen bugün okula gitme. Biraz dinlenirsin, oyun oynarsın. Aynısını ben de söyledim, gitmek istiyorum. İyi o zaman. Önce seni okula bırakalım, sonra ben anneni işe bırakayım. Hadi. Serhat amcası, biz kendimiz giderdik. İşlerimi ayarladım annesi. Sorun yok. Ben sana ne demiştim Serhat? Gri sana hiç yakışmıyor. Ne zaman demiştin? Hani dün akşam konuştuk ya. Hayatta ya siyahlar vardır ya beyazlar vardır. Yani gri de neymiş? Gri olacaksa hiç olmasın demiştik ya. Merveciğim. Hayatta her zaman siyahlar ve beyazlar yoktur. Yani bazen griler de vardır. Verebileceğin en klişe yanıtı verdiğin farkındasın değil mi Serhat'cığım? Bu şekilde bir yere varamazsın. Ya olaylara sadece kendi açından bakıyorsun. Yani bazen grilere mecbur olduğumuzu anlamalısın. Madem griler de var hayatta, o zaman ben de her şeyin bembeyaz olmasını beklemekten vazgeçtim. Bundan sonra kendi hayatıma bakacağım. Her istediğimi yapmakta özgürüm. O konu tartışmaya bile açık değil. Tartışmayı açmıyorum zaten Serhat'cığım, son kararımı bildiriyorum. Kendime başka beyaz bir sayfa açacağım. Güzel. Ama o beyaz sayfaya benden izinsiz hiçbir şey yazamazsın. Gör bak nasıl yazıyorum. Aşk romanları yazacağım, aşk. Bu devirde aşk romanı tutmaz. Sen en iyisi yemek kitabı yaz. Yok yok, yazacağım. Hatta ilk bölümün ismi bile belli. Seni uzaktan sevmek. Kadın adamı bırakır, sonra yakından sevebileceği başka birilerini bulur. Sonra da olaylar gelişir. Olaylar geliştikçe ben de olayların içine girerim, olay çıkartırım o zaman. Siz kavga mı ediyorsunuz? Yok anneciğim, niye kavga edelim biz? Serhat amcanla öyle şakalaşıyoruz. Aynen aynen, şakalaşıyoruz Burcu. Patron bu durumdan hiç hoşlanmayacak. O zaman sen de ona seninle gerçekten çok tanışmak isteyen birini getiriyorum deseydin.
Söyleyemedim. Emir vakilerden hoşlanmaz. Merak etme, ben kendimi sevdirmesini bilirim. Nasılsın? Bu arkadaş. Ertan. Rıfkı. Ne haber ya? Demek patron sensin ha? Gözlerim yaşardı lan. Nereden nereye? Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Ölü bir adama göre gayet iyi görünüyoruz. Mahcubum ki. Hiç önemli değil. Sözünü ettiğim bir sorun halloldu umarım. Oldu, oldu çok şükür. Serhat benim bir arkadaşım. Patronum Faysal Bey. Alırım seni. Yok gerek yok. Benim işim kaçta biter belli olmaz zaten. Arkadaşı da yormamış olursun. Siz bilirsiniz. Bayağı samimi bir arkadaş galiba seni işe bıraktığına göre. Yok aslında bugün tesadüfen karşılaştık. Hı. Akşam da alırım dedi. Ya evet, niye öyle dediyse nezaketten herhalde. Serhat'tı değil mi adın? Evet. Sima hiç yabancı gelmedi. Ne iş yapıyor? Ticaretle uğraşıyor. Alım satım filan. Yani aslında tanıyor olamazsınız. Evet, birine benzettim herhalde. Herhalde. Türkiye'deki bonsai piyasasında tekel olmuşsun. Ha? Nasıl oldu bu iş? Doğru adamlarla bağlantı kurdum. Nabza göre şerbet verdim. Sırtını nereye dayayacağını iyi bileceksin. Ya işte benim sorunum da bu Rıfkı. İkili insan ilişkilerinde iyi değilim. Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı diyemiyorum ya. Tam olarak ne istiyorsun Ertan? Açık konuşalım. Türkiye'deki dağıtımı ben yapmak istiyorum. Sen malları getireceksin, bana satacaksın. Kârın yarısı benim olacak. Ben o şekilde çalışmıyorum. Ben malı getiririm, paramı peşin alırım. Elinde para yoksa bu topa giremezsin. Ya para sorun değil diyorum, anlamıyor musun? Sen malı getireceksin, Türkiye'deki tek dağıtımcı ben olacağım. O zaman seni uyarayım. Bu işe talip iki kişi daha var. Kimmiş onlar? Biri Kahraman, petrol işinde. Tanımıyorum. Öbürü Tuncer Gürbüz. Onu iyi tanırsın. Tuncer Gürbüz, tanıyorum. Ölümsüz aşkı satarken benim adamımdı. Anlaşabiliyorsanız üçünüz ortak olun. Ama anlaşamıyorsanız neler olacağını tahmin edebilirsin.
Abicim hoş geldin. Umut nasıl oldu? İyi. Biz okula gitme dedik ama o çok gitmek istedi. Daha iyi. Normal düzenine dönsün bir an önce. Dayı nerede? Ha, grip olmuş. Yatıyor. Hadi ya. Siz ne yaptınız? Sen olmadığın için pek bir şey yapamadık. Sen yine bizi mi dinliyordun? Benden izin almadan çocuğunun yanında kalmışsın. Nasıl ya? Çocuğumuzu görmek için senden izin mi almamız gerekiyor? Lafını bil de konuş. Bak Serhat, çocuğunun başına gelenler için çok üzüldüm. Ama sizi içeriden hangi şartla çıkardığımı unutma. Özel hayatınız işleri aksatmaya başlarsa orada devreye girmek zorundayım. İşleri aksatmak mı? Senin iş dediğin şeyler yüzünden bizim sevdiklerimizin canı tehlikede. Ne anlatıyorsun? Bu düzenden memnun değilseniz hemen söyleyin. Bir emrimle 10 dakika içinde sizi evinizden alıp cezaevine geri gönderebilirim. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Nasıl anladıysanız. Bana bak lan. Daha dün çocuğumu bulmak için ellerimle mezar kazdım ben. Kafama sıkıyordum az kalsın. Halden anlamayacak kadar öküzsen zaten olmaz bu işler. Ne yapacaksan yap. Abiciğim bir sakin ol Allah'ın aşkına. Ne yapıyorsun ya? Bir dur. Ya Serhat adam ciddi. Cezaevine geri dönmek mi istiyorsun? Ya umurumda değil. Ne yapıyoruz ki biz zaten? Bir pisliği ortadan kaldırıyoruz. Arkasından daha büyük bir pislik çıkıyor. Ya nereye kadar sürecek ki bu böyle? Bir tamam umurumda değil. İçeri düştük diyelim abicim. Merve ile Umut ne yapacak o zaman? O geldi mi aklına? Yok. Ayrıca bizi de düşün. Ben cezaevine tekrar girmek istemiyorum. Ya yemişim bizi ya. Bu böyle konuşulmaz böyle öfkeli öfkeli. Gidelim abi akşam oturalım bir yerde adam akıllı. Bir sakinleşelim iki duble bir şey. Orada konuşuruz tatlı tatlı. Bakarız o zaman hadi. Tamam hadi sakin ol sen. Abi bir adam geldi. Seni görmek istiyormuş. Kim? Ertan Demir. Emin misin oğlum? Ertan Demir öldü. Öyle dedi abi. Al içeri bakayım. Üstünü ara ama. Vay Tuncer ne haber ya? Ulan var ya evine hayran oldum ben. Çok büyükmüş. Gerçekten sensin. Ya benim kim olacaktı? Benim bunlar ne okçuluğa falan mı merak saldın? Ya sen nasıl oldu da? Ölmedim değil mi? Ya bana bak son günlerde bu soruyu çok sık duymaya başladım ha. Çam sakızı çoban armağanı. Çikolata aldım sana. Varsa kızını da isteyeceğim ulan. Ulan ölmekle değiştirmemiş seni. Hala boş boğazsın. Al al. Ne yapalım? Can çıkar huy çıkmaz. Kalkan. Belçika çikolatası ha. Karamelli falan. Yiyelim bakalım çikolatanı. Bakma lan öyle garip garip al. Sen de al. Birinci içmesin. Al al. Bu çikolata var ya insana harbiden mutluluk hormonu salgılatıyormuş ha. Geç otur bakalım geç. Ne işin var burada Ertan? Çikolatanın faydalarını anlatmaya mı geldin? Duydum ki bonsai işinde tek patron olmak istiyormuşsun. Kimden duydun? Bizzat patronun kendisinden duydum. Senelerdir onun bunun adamı oldum. Artık tepeye kurulma zamanı geldi. Ne demek lan onun bunun adamı? Ha? Yıllarca benim altımda da çalıştın. Ulan sen onun bunun çocuğu değil misin zaten? Payımı vermedin. Kazıkladın beni. Lan bana bak. Ben onu bunu bilmem. Bu dağıtım işinde aradan çekileceksin. Dağıtım işini ben üstleneceğim tamam mı? Sen var ya ancak benim adamım olursun anladın mı? Çapın bu kadar bence. Neyine güveniyorsun lan sen? Zaten ölürsün sen salak. Kafana sıksan çok senin haberi olmaz çok.
Ulan var ya, ben de aynen böyle yapacağını düşünüyordum ha. Bak. Ne oldu lan? Ha? Çikolata alerji mi yaptı? Vallahi ben bir şey yapmadım lan. Hepimiz aynı çikolatadan yedik. He? Ama sen de biraz şeker yüksek galiba. Doğru dürüst bir check-up yaptır kendine. Ya. Bak. Çikolatanın yanlış yerinden aldın. Köşelerden almış olsaydın eğer... şimdi kafama sıkıyor olacaktı. Ya. Ama sen yanlış yerinden aldın. Münasip bir yerinde patladı. Boş ver. Şükredin, şükredin. En azından mutlu gittiniz. Hakan. Abi. Yapmaya çalışıyorsun abi. Sal beni. Kıpırdama lan, rahat dur. Abi yalvarırım, yapma. Kimseye bir şey söylemem. Seni görmedim. Kim olduğunu da bilmiyorum. Senin adın ne bakayım? Şefik abi. Şefik, ben de Ertan. Ertan Demir. Şimdi bu saatten sonra benimle tanıştın ya. Bu senin için hiç iyi olmadı. Anladın değil mi? Abi hiçbir şey duymadım. Türkiye'de okçuluk sence niye ilerlemiyor? Hiç düşündün mü bakalım? Düşünmedim abi. Lan sen düşünmezsen, ben düşünmezsem. Ha? Nasıl olacak bu iş? Bak, hedefler cansız ya, ondan oluyor ha. Hedefleri canlı yap, olaya nasıl gerilim gelecek? Bu konuyla ilgili şahsen açıkçası telefonla okçuluk federasyonunu aramayı düşünüyorum. Ne de olsa birileri elini taşın altına koysun, değil mi? Abi sen deli misin ya? Şansa bak. Bana bak. Sen de şanslısın ha. Kurtardın lan. Aslan. Ulan ne düşündüm biliyor musun? Hani bir efsaneye göre Robin Hood bir attığı oku bir sonraki attığıyla ortadan ikiye bölüyor ya. Hep merak ederim biliyor musun? Acaba gerçek hayatta da aynısı olur mu? Olmaz abi, yapamaz öyle bir şey. Ha? Olmaz. Ha, olmaz hocam. Bana bak, olmaz olmaz deme. Bakarsın, olur mu olur. Abi yapma. Yapma abi. Olmaz olmaz dedin, verdin negatifi. Bak olan oldu, gördün mü? Evinin damı. Hadi sana iyi geceler. Doktor. Doktor, ben ölüyorum. Al bakalım şu. Ne lan bu? Zıkkımın kökü. İlaç oğlum işte. Ne ne bu? Al iç, iyi gelecek. Bak buraya koyuyorum, bitecek bu, tamam? Biz çıkıyoruz. Bak yerinden kalkmıyorsun. İstirahat abicim. Çok iyi gelir. Tamam. Nereye gidiyorsunuz lan? Oğlum işte Serhat'ın birkaç gündür böyle morali yok ya.
Yemeğe çıkaralım dedik. Ona da iyi gelir. İyi, ben de geliyorum. Anam. Oğlum bütün etlerim dökülüyor oğlum. Çok hastayım doktor. Gözüm de ağrıyor benim. Yapma. Oğlum ciğerlerini üşütmüşsün sen ya. Ben sana bir tane daha ilaç getireyim. Göğsüne sür onu. Tamam. İyice sür. Havluyla da kapat, açma ama. Tamam. Hay yaşa. Ben o zaman ilacı alayım gelip. Tamam. Hadi. Seni sen dur. Onu temizledim. Şimdi de yemiyle suyunu değiştiriyorum. Hadi yine iyisin Mürsel Efendi. Senin de odanı toparlayayım dedim ama yatağın hiç bozulmamıştı. Neden yerde yatıyorsun? 15 yıl taşta yatmaya alıştıktan sonra yatak. Neyse boşver. Bak sana güzel bir haberim var benim. Sen matematikte çok iyi olmadığını söylemiştin değil mi? Evet. Şimdi bizim iş yerinde çalışan birinin oğlu dershanelerde matematik öğretmenliği yapıyormuş. İstersen yarın onu buraya getirebilirim. Olur. Çok teşekkür ederim. Ne teşekkürü ya? Bırak bu resmiyet artık. Ben senin babanın bu kadarını yapmayacak mıyım? Değil mi? Daha yeni kavuştun. Beni bırakıp üniversitelere mi gideceksin sen? Sanki hemen kazandım da. O kadar kolay değil bu işler. Yıllardır kitap açmadım hiç. Sen istediğin her şeyi başarırız. Yalnız bir şartım var. Öyle uzaklarda bir okula gitmek yok. İstanbul'da bir üniversite yazacaksın. Tamam. Geçersek hapse gireriz zaten. Yani Umut'un başına gelenlerden sonra da Umut'u korumak istemeni gerçekten çok iyi anlıyorum ama ya hapse girersen de hiçbir faydan olmaz ki çocuğa abi. Öyle düşün. Bunun bir orta yolunu bulmamız lazım Serhat. Ben şöyle bir şey düşündüm aslında. Merve ile Umut abicim birer tane verici ayarlayacağız. Anladın, saat falan olur artık ne olursun. Ne zaman istersen, istediğin zaman onların yerini bileceksin yani. Öğreneceğiz ama. Sait de geberdi gitti. Bütün bunlar zaten Burak'ın yüzünden başımıza geldi. Onun da ayağına kelepçeyi taktık, bitti gitti. Ne yapacağız? Ya kusura bakmayın, biraz fevri davrandım beyler. Ama canım çok sıkkın be. Ya Merve de bir yandan sürekli Umut babasız büyüyor deyip deyip duruyor. Ya bir an her şey çok anlamsız geldi. Ya abicim şimdi Merve de kendince haklı. Ama bizimle nasıl bir çıkmazda olduğumuzu bilmesi lazım ya. Bu saatten sonra sen Umut'un yanında falan olamazsın abicim. Öyle bir şey yok. Çıkar onu kafanı. Dadayla da değil gibi. Damlan olmadan yaşayamayız ki biz. Ha. Hadi. Bunlar.
Bize mi sıktılar? Sanmıyorum. Yuvarı atış gibi. Baksana camlara sıktılar hep. Herkes iyi mi, tamam mı? Yaralıların var mı? Tamamdır, sakin olun, geçti. Bir hafta içinde ikincisi, vallahi kahretsin. Sen misin buranın sahibi? Evet. Daha önce de mi oldu? Niye? Kim onlar? Bir aydır peşimdeler. Bonsai satan bir çete. İçeride bonsai satmak istediler. Müsaade etmedim. Bu ikinci uyarıydı. Üçüncüsünde öldüreceğiz dediler. Sen bonsaisin şimdi ya. Allah Allah. Polise haber vermedim kardeşim. Tehdit ettiler. Korktum. Nasıl, bu adamları tanıyor musun sen? Çetenin başında kim var bilmiyorum. Bir adamını gönderiyor. Muhtemelen yarın gelir. Mesajı aldın mı diye sorar. O geldiğinde biz de burada olacağız. Merak etme. Siz kimsiniz ki? Bizim bu soruya net bir cevap bulmamız lazım. Böyle her defasında mal gibi kalıyoruz abi. Biz polis için çalışıyoruz. Da işte tam polis gibi de değiliz yani. Polis için çalışıyorsak polisiz yani. Yani netice itibariyle biz iyi adamlarız kardeş. Merak etme, sana yardım edeceğiz. Gel otur şöyle. Geç geç. Bu akşam İstanbul'da 4 ayrı mekan kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Olayın bonsai çeteleriyle bağlantısı araştırılıyor. Gel. İş tamam. Gördüm. Mesajı almışlardır artık. Yarın gidip mekanları bir tek tek kontrol edin. Ha. Ama dikkat edin, polis alarmında. Merak etme abi. Konuşmaya cesaret edeceklerini sanmıyorum. Bunun son uyarı olduğunu anlasınlar artık. Yine yan çizen olursa bu sefer gider biz onları çizeriz. Ne biçim karşılama şimdi bu? Elindeki ne? Bu mu? Yay. Hadi ya. Niye gezdiriyorsun elinde? Sen Eros'u bilir misin? Aşk tanrısı. Hani insanları vuruyor ya, vurduğu insanlar birbirine aşık oluyor. İşte bu beni de vurdu. Ben de bunun yayını çaldım, kaçtım. Hiç vurulmuşa benzemiyorsun. Sapasağlamsın. Öyle. Çünkü yara kalbimde, derinde. Yanlış geldin o zaman canım. Burası hastane değil. Hastane değil. Beni sen iyileştireceksin. Ya biliyor musun? Dışarıdan bakınca çok itici görünüyorsun. Böyle ucuz çapkın numaraları falan. Yanlış yoldasın. Bilakis aslında doğru yolda olduğumu şu anda anladım. Çok merak ettim. Nereden anladın? Bak şimdi, eğer bir kadın beni bu hareketlerle tavlayamazsın diyorsa, gerçekte tavlanmak istiyordur. Ondan sonraki adım da ona yolu göstermektir. Ben o bildiğin kadınlara benzemem. Zaten üçüncü adım da ben o bildiğin kadınlara benzemem demektir. Bütün kadınlar ben o bildiğin kadınlara benzemem dese de aslında bütün kadınlar birbirine benzer. Bu da dördüncü adımdı. Bak bu ezber bozan bir hareket oldu ya. Daha öğreneceğin çok şey var. Eros. Sen iyice yol geçen anına çevirdin burayı. Ulan bir kere de beni gördüğüne sevinme ustura. Gizli gizli mi girdin yine buraya? E niye gizli gizli gireyim? Çaldım kapıyı, kızın açtı işte. Ha, iş arkadaşı değil miyiz biz? Ama sen böyle gizemli gizemli takılırsan maazallah birilerini işkillendirirsin falan. Ne o elindeki? Senin için ufak bir hediye. Baktıkça beni hatırlarsın. Bana bak, sen onu bunu bırak da kumbalı yurda sokan patron dediğimiz adam benim Rıfkı diye bir tanıdığım çıktı. Anladın mı? Şimdi bizde iş yapmak istiyor. Yalnız iki kişi daha varmış malı dağıtmak isteyen. Ben bir tanesini buldum, hallettim. Bununla mı?
Bir yerinde bulunca halledeceğim. Faysal, kesenin ağzını açmamız lazım. Şöyle Rıfka'dan yüklü bir miktar mal alalım ki ayağa alışsın. Ne kadar? Vallahi işte sonu milyonlu bitsin. Ben başlangıç olarak 1 milyon diyorum. Ben bu kadar parayı riske atamam. Ya neyi riske atamazsın? Sana ne diyorum bak, o 1 milyonu 2 hafta içerisinde 3'e katlayacağım. Balya balya parayı yiyeceğim bu masaya. Peki. Yalnız o balya balya parayı bu masaya yiyemezsen keserim kafanı. Aşık sözlüğünü seviyorum, söylemiştim. Anlaştık. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzelmiş. Teşekkür etsene oğlum. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ama sakın konumdan çıkarma, tamam mı? Hadi sen kapıda bekle, ben geliyorum şimdi. Bu da senin. Aynısından. Ya saatte bir verici var. Umut'unkinde de öyle. Ben böylelikle bir terslik olursa hemen yerinizi bulabileceğim. Ay senin bulduğun dahiyane çözüm bu mu? Merve, başka çarem yok. Ne yapabilirim? Sana anlatmaya çalıştım. Artık devletle çalışıyoruz. Yani eğer işi gücü bırakırsak hepimiz hapse gireceğiz. O zaman Umut'la seni koruyamayacağım. Lütfen hadi. Millet sevdiğine tek taş falan takar. Bizimki de içinde verici olan saat takıyor. Çok da çirkinmiş. Bunun başka rengi falan yok mu? Merve, dalga mı geçiyorsun? Ya koluna takmayacaksan da çantana koy. Üstünde olması yeterli. İyi tamam, iyi. Çantamı atarım. Tamam. Beni beklemene gerek yok. Ben giderim. Bundan sonra Umut'u da okula götürmene gerek yok. Çünkü Faysal Bey bana araba ayarladı. Bugün teslim alacağım. Araba ayarladı. Vay. Bana bak. O amcanın sana bakışlarını hiç beğenmedim. Çok samimi olma onunla. Amca mı? Ne yani, değil mi? Yani bence değil. Olgun, karizmatik. Sen onun yaşına geldiğin zaman neye döneceksin acaba? Baksana şimdiden çöktün. Kese kağıdı gibi oldun. Bunda senin çenenin de katkısı var. Unutma. Biz iyi ki birlikte olmamışız o zaman. Şu ana kadar ben seni çoktan mezara gömmüştüm. Vefat etmiştin. Bugünlük nefretini kustuysan ben gidiyorum. Umut okula geç kalacak. Odun ya, odun. Kereste. Abla, şu Serhat'la konuşsana, çıkarsın şu ayağındakine. Bak delireceğim ben bugün evde. Deliriyorsan çık dışarı Burak. Çık da Serhat seni böyle kıtır kıtır kessin. Vallahi hiç elinden almam ona göre. Tamam lan. Böyle işin gelmiş geçmişiniz. Ulan insan insana bunu yapar mı be? Tülay. Sana sözünü ettiğim matematik hocası Kaan Bey. Memnun oldum. Ben de. Babanız üniversiteye hazırlandığınızı söyledi. Hangi bölüm düşünüyorsunuz? Sınıf öğretmenliği. Güzel. Yalnız matematikle aram pek iyi değildir. Korkmayın. Hedefinize göre bir çalışma sistemi geliştirelim. Matematikten size lazım olacak kadar net yapmanız yeterlidir. Ama ikinci seviyenizi görmem lazım. Tamam. Peki. O zaman ben size yalnız bırakayım. Şirkette işlerim var. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Bak. Sana ne aldım? Gerek yoktu. Vardı benim telefonum. Ne olsun? Bu yenisi. Benden sana ufak bir hediye. Teşekkür ederim. Oraya kendimi de kaydettim. Bak şimdi. Hı? Hı. Bu şarkı çalınca hep sen geliyorsun aklıma. Babamı da iyi kaydetmişsin. Hmm.
Ve Faysal mı yazsaydı? Yok, iyi böyle. Gitmeyecek miydin bugün? Niye gidiyorum Tülay'a? Kız bizi evden kovdu. Yıllar önce biz ona ne yaptıysak o da aynı bize yaptı işte. Ne yani, pes mi ediyorsun? Sen onun halasısın ya. Bu sefer yalnız git. Ne bileyim, al hazırla, yap bir şeyler işte. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu iş bitti Muhsin. Tülay da abim de bizi affetmeyecek. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız artık. Ya bir iş bul, çalış ya. Ne çalışması ya? Ne çalışması? Abinin onca malı mülkü varken çalışmam demedim ben sana? Salak mıyım lan ben? Böyle otel odalarında mı sürüneceğiz? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Karnımızı nasıl doyuracağız biz? Hiçbir çözümün yok. Aslatlara çıkıp ben mi para bulayım yani? Doğru konuş lan. Yeter be. Burama kadar geldi. Senelerde senin kahrını çekiyorum. Elde yok, avuçta yok. Ben gidiyorum. Bırak saçımı! Bir parmasın kalmıştı. Erkeklere tüküreyim senin. Erkek misin sen be? Ha, erkek misin sen? Ne konuşuyorsun lan sen benimle? Ha? Yapma! Bırak! Vurma! Yeter! Yeter! Bana bak. Öldürüyor mu lan? Bir daha cevap vermeyeceksin, tamam mı? Ha? Yeter! Yeter! Anladın beni! Geber! Allah'ım belası! Ne var? Abi. Ne yüzle arıyorsun sen beni? Abi, senden başka arayacak kimse yok. Ölüyorum ben. Ne demek ölüyorum? Ne diyorsun sen? Muhsin, seninle kavga ettik. Çok kötü dövdü beni abi. Doğru, bana yardım et abi. Neredesin sen? Necdet. Bakalım. Geçmiş olsun. Ne olmuş buralara böyle? Bu herifler kim? Arkadaşlarım. Sana konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Basın gidin buradan. Necdet. Arkadaşlarına söyle çekip gitsinler. Seninle baş başa konuşmamız daha iyi olacak. Rahat rahat konuşabilirsin. Biz yabancı değiliz. Biz daha sonra tekrar oluruz. Otur istersen, konuşuruz. Adın ne senin? Levent. Hangisi, dört mü? Sinirim bozuldu ya. Kötü espri normalde de. Benim biraz sinirim bozuk.
Bak arkadaş, senin kim olduğunu bilmiyorum. Ama muhabbetin ortasına turp sıktın. Biz Necdet'le bir şey görüşüp gidecektik. Ben bilmem lazım. İki kişi konuşurken üçüncünün ne yemesi gerektiğini. Anlaşıldı. Sen acıkmışsın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Doğru yere geldin. Doktor, menüde ne var? Vallahi çok güzel oturtma var. Oturtmadan sonra da tatlı olarak eşek sudan gelinceye kadar dayak var. Yersin. Bak Levent, hangisini istersen yiyebilirsin. Ama bir kuralımız var, elle yemek yok. Medeni insanlar gibi çatalla yiyeceksin. Tamam. Sonra konuşuruz. Seni bir hastaneye götürelim önce. Yarın yine ben bu saatlerde gelirim. Tamam hocam. Herkese günaydın, selam. O gösterdiğin testleri mutlaka çözün, tamam mı? Tamam hocam. Numaram zaten sizde var. İstediğiniz zaman bir sorun olursa ararsınız. Ararım, merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. Tamam hocam, merak etmeyin. Kim bu herif ya Allah aşkına? Matematik öğretmenim. Matematik mi, ne matematiği? Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Vay, üniversite ha? Niye gülüyorsun? Komik mi? Ya kızım, senin babanın hali vakti yerinde değil mi? Paran var, pulun var. Gez, dolan, eğlen. Keyfine bak bu yaşında. Bana sakın bir daha kızım deme. Bana bak, bu herif de senin telefon numaranı ne arıyor? Ha? Bende bile yok. Sana ne? Beni sorguya mı çekiyorsun? Ben matematikte iyiyimdir de, ben çalıştırayım seni. Çok sıkıldım senden. Hem sen niye geldin buraya? Babam evde yok. Bak bak, baban evde yok mu? Yani elin herifiyle evde yalnız başınasın. Sen nesin peki? Hem benim matematik öğretmenim babamın bir tanıdığı. Gayet saygılı ve kibar bir insan. Mesela bana siz diye hitap ediyor. Bazıları gibi kızım diye çemkirmiyor. Aa, öyle mi? Çok tatlı yani. Öyle, çok tatlı. Lan bana bak, bu gerilim filmleri ne zaman bitecek ya? Bak Allah aşkına kalk, yürü giyin şurada bir şeyler içelim. Ne olur, seni yakından tanımak istiyorum. Ben seni tanımak istemiyorum. Ama ters çıktın ha. Fazla Naz aşık usandırır, söyleyeyim. Naz değil canım benimkisi, isyan. Bak bir daha beni rahatsız etme. Eğer beni rahatsız edersen yemin ederim babamı şikayet ederim seni. Babamı şikayet ederim seni. Kızım sen 10 yaşında kız çocuğu musun ya? Çık dışarı. Çık hadi. Ya Allah aşkına bari telefon numaranı verseydin. Çık dışarı hadi hadi. Deli ya. Çok kibar.
gitmiş de çok tatlıymış siz diye hitap ediyormuş. Ben onun dilini bir sokayım da o yerinden bakalım nasıl hitap edecek sana. Neredeler? Tamam. Oha, domuz avına mı geldin hayvan? Karşımıza neyin çıkacağı belli olmaz. Tam burası. Osman odasının en üst katta. Daha keyifli Fatih. Çıksana lan! Hayırdır? Niye baktınız Özkan abi? Özkan'a söyle buraya gelsin. Siz de silahlarınızı atın. Kan dökmeden hallolsun şu iş hadi. Polis misiniz lan siz? Hangi suçtan teslim alacaksınız bizi? Adam kaçırma, uyuşturucu satıcılığı. Şerefsizlik, ciğersizlik. Kimsiniz lan siz? Kimin adamısınız lan? Babak Hüseyin'in mi? Söyleyin ona. Bu bölgenin kontrolü bundan sonra bizde. Hala anlamadıysa silahların konuşma vakti geldi demektir. Ben Hüseyin falan tanımam. Adım Serhat Akeri. Ölmez de sağ kalırsan herkesi ezberletirsin. Bundan sonra buranın da İstanbul'un da kontrolü bizde. O sattığınız zehirlerle birlikte hepinizi denize dökeceğim.
arkasından. Ben değilim. Nerede o zaman? Bilmiyorum, arada bir gelir. Özkan nerede oğlum? Bilmiyorum. Ben seni konuşturmasını bilirim. Şimdi bir daha soruyorum. Özkan nerede oğlum? Bilmiyorum. Dükkanda mal var mı lan? Yok. Oğlum, dükkanda mal var mı? Yandaki odada, çuvalların altında. O bonsailerin hepsini sana yedirmek vardı ya. Hadi açalım yine de. Mekanı bastılar. Ne? Polis mi lan? Değil abi. Başlarındaki adam Serhat Aker olduğunu söyledi. Bunlar onlar galiba. Kurulu öldürüp çiftliği temizleyenler. Nasıl bulmuş lan bunlar bizi? Kim ötmüş? Galiba Necdet. Adamları o tutmuş. Biz mekanına gittiğimizde bizi bekliyorlardı. Bence saklan abi. Senin peşindeler. Sen telefonunu açık tut. Arayacağım seni. Akşam da buluşalım. Tamam abi. Malın sabıka dosyasını buldum abi. Maşallah her şey var ha herifte. Adam yaralama, mekan basma, tehdit. Bu adamı mutlaka bulup yakalamamız lazım Serhat. Yoksa Necdet'in başına bela olacak. Evet doktor, söyle nasıl bulacağız bu adamı? Abicim ev adresini buldum ama yani ortalığı fena karıştırdık ya. Şimdiye çoktan herife kuş uçurmuşlardır ha. Git bırakalım polis halletsin ha. Olsun olsun, biz yine de kendimiz bir gidip bakalım. Hadi. Ne var lan? Doktor. Ne yaptınız lan? Ne yapalım, kütüphaneye geldik. Fatih bir tane kitap tavsiye etti bana, ben onu okuyorum. Serhat da kimya çalışıyor, zayıfmış. Ulan ben yokum ya. Dandunun dibine vurdunuz değil mi? Ah ulan ah, bir de ben yokken. Ah ben bir olaydım orada. Ah. Oğlum sen şimdi boş ver dandunu falan ya. Sen nasıl oldun bu arada? Dün verdiğim ilacı göğsüne sürdün mü? İşe yaradı mı? Sürdüm. İyi geldi, iyi. İyi mi geldi? Allah Allah. Lan. Sen niye şaşırdın ki? Hiç. Öyle, neyse. Lan. Lan. Lan doktor. Oğlum benim döşüm yaprak döküyor lan. Ne verdin bana oğlum? Day day, kusura bakma oğlum. Ben ilaçları karıştırdım galiba ya. Sana tüy dökücü krem vermişim. Oh, sen buraya gel. Yemin ediyorum senin bıyıklarını tek tek yolacağım. Yumurtaya çevireceğim seni. Pis herif. Şerefsiz. Kaşık düşmanı. Hiçbir şey yapamazsın lan. Lan ne artistik yapıyorsun zaten. Kökü sende değil mi? Daha gür çıkar. Ah, sen gelsen buraya. Sen gelsen buraya. Ah. Thank you.
etmişler. Daha doğrusu Muhsin onu dövmüş. Gidecek başka yeri de yok. O yüzden. Burası senin evin. O da senin kardeşin. O yüzden bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Onu bir daha burada görmek istemediğini biliyorum. Ama o halde de bırakamazdım. Bana kızma. Olur mu? Kızmıyorum. Gördüm halini. O kadar vicdansız değilim. İyileşsin, kendine gelsin. Bakarız çaresine. Peki. Sen bilirsin. Oturup bizi bekleyecek hali yok ya, şuna bak. Olsun, yine de bir içeri girip bakalım. Belki içeride bir yerlerde saklanıyordur. Allah'ın yok vallahi başka adı duruyor abi. Korktuğunuzu belli etmeyin. Köpekler korkunun kokusunu alır. Saldırırsa sıkarım bak, söyleyeyim ha. Sık sık. Ay. Sakın öyle bir şey yapayım deme. Allah. Oğlum. Bir şey yap o zaman, sen bir şey yap. Şunu tipe bak vallahi yiyecek bizi abi. Abi bir şey yapsana abi ya. Bir şey yapsana. Tamam oğlum, sen bir sakin olsana. Bana bak bakayım. Öyle havlayarak bizi korkutabileceğini falan mı zannediyorsun sen? Artist misin? Otur bakayım. Oturdu lan. Aferin sana. Aferin. Yat bakalım şimdi. Vallahi yattım. Bildiğin gerizekalı işte. Şunu tipe bak. Aferin sana. Aferin. Aferin. Ne kadar akıllı bir şeymişsin sen, öyle bakayım. Beyler, siz evi bir dolaşın. Bu bende. Aferin. Aferin. Aferin, aferin sana. Sen ne güzel bir şeysin böyle. Aferin sana, aferin. Bak şimdi abilerin evi biraz dolaşacak.
Aferin, sen ne şeker şeysin böyle. Aşağı iniyor, aşağı iniyor. Araştıracak evi, bakacak. Merak etme. Aferin sana, aferin. Boşaltmış mekanı. Biliyorum abi. Ulan sana bilmen için mi para veriyorum ha? Abi bir tek ben değilim ki. İçeride bir sürü adamımız var sen. Herifler her şeyi hızlı geçti abi. Necdet abi. Adamları oturtmuş. Onun yüzüne. Diğerlere tırsmış. Bir tek Necdet. Necdet abi. Ulan bu Necdet'in... Bana da Özkan demesinler lan. Yakınında kim varsa hepsini yabartacağım. Kız, kız güzel, kız güzel kız. Sen ne şekersin ya böyle. Ha? Cilveli cilveli. Seni gidi seni. Güzel kızı. Gıdıklanıyor musun sen bakalım böyle? Eğleniyor musun? Evet, sesler geliyor değil mi? Abicim hadi gidelim ya. Kimse yok burada. Hadi abi hadi gidelim. Oğlum bu çok şeker bir şeymiş ya. Bir de dişi biliyor musun? Alalım mı? Ya of. Ya gözünü seveyim. Biz kendimize zor bakıyoruz. İyi, iyi, tamam. Hadi kızım, güle güle. Yarın şu Necdet'in mekanına gidelim, bakalım gelen giden var mı? Tamam, gideriz. Hadi. Of! Bak! Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sen niye böyle yapıyorsun ya kızım? Mısın? Oğlum musun, nesin? Dişi, dişi. Durum bizim için zorlaştırma Allah'ın aşkına. Bir gitme bize abi hadi gidelim. Ya dur oğlum vedalaşayım hayvan ha. Kızım. Güzel kızım, güzel kızım. Bak seni gerçekten almak isterdim ama maalesef alamam. İstemiyorlar çünkü. Hadi güle güle. Necdet'in evini bulduk abi. Şimdi evden ayrıldı. Karısı evde yalnız. Güzel. Alın buraya getirin kadını. Tamam abi. Anlaştık mı? Ha? Kaan Bey. Buyurun. Bir saniye konuşabilir miyiz? Tabii. Dün kapıda karşılaştık galiba sizinle değil mi?
He aynen. Aferin lan. Zeki çocukmuş, yine hafızan kuvvetli çıktı. Ne istiyorsunuz? Tülay'a yeni bir tane matematik hocası ayarladık da senin artık gelmene gerek kalmadı. Ne? Ya, anlamadım. Tülay'a diyorum, NASA'dan bir tane matematik hocası getirdik de artık gelmene gerek kalmadı. Ben bunu Faysal Bey'den duysam daha iyi olacak. Siz kimsiniz ki? Benim kim olduğumun bir önemi yok. Bana bak, beni sinirlendirme, toz ol buradan hadi. Bak, konuşma tarzını hiç sevmedim. Sevmediysen eğer... jest ve mimiklerle anlatabilirim istiyorsan. Biraz spor yaparım da. Gel bakalım, gel. Lan bana bak. Adamı sinirlendirme. Al şu çantanı, bin arabaya hadi. Tamam. Sakin ol, tamam. Hadi tamam. Allah, hadi. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Sen beynini patlatırım. Dünden beri bir şey yemedim. Bunları sana getirdim. Tülay, biz sana neler ettik? Sen gene insan çıktın. Çok utanıyorum. Bir şeylerin değiştiğini zannetme. İyileşince çıkıp gideceksin buradan. Gidecek yerim yok ki kızım. Muhsin bana neler etti görüyorsun. Perişan. Kapının önüne koyamazsın sen beni. Çıkar yoksa! Çıkar mı olacağım? Çıkar mı yoksa! Çıkar mı olacağım? Evet hoca. Şimdi sana... günün anlam ve önemine uygun olarak bir havuz problemi sormak istiyorum. Güya matematik hayatta yaramaz derler. Ama bak şimdi senin hayatını kurtaracak ha. Manyaksın Batır! Manyaksın! Ulan ne haldesin? Hala diklenip duruyorsun bana. Şimdiye kadar dediklerimi yapsaydın başına bunların hiçbiri gelmeyecekti. İyi, gideyim o zaman. Tamam dur. Dur bırakma beni böyle. Sor soruyu sor. Merak etme. Fazla zor sormayacağım bak. Dolu bir havuzu, havuzun dibinde bulunan iki musluktan birisi 4 saatte, öbürü 6 saatte boşaltıyor. Havuz doluyken birinci musluk 2 saat açık bırakıldıktan sonra diğer musluk da açılıyor. Buna göre havuzun tamamı kaç saatte boşalıyor? 2,5, 2,8, 3, 3,2. Hadi lan nasıl matematik hocasısın sen? Dur bir dakika dur. Bir daha bu soruyu. İlk musluk kaç saatte boşaltıyor? Lan oğlum. Havuz boşalana ne kadar senin süren doldu lan. Lütfen çıkar beni. Çıkar. Maalesef bu gidişle suyun altında nefes alarak yaşamayı öğrenmen gerekecek. Tamam. Ne istiyorsan yap. Yapacağım mı lan? He? Yapacağım. Bak. Bir daha var ya. Tülay'ın evine gitmeyeceksin bir. Bir daha yolda Tülay'ı görürsen gözlerini kapatacaksın. O mahallenin yakınından bile geçmeyeceksin. Anladın mı lan? Tamam. 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 Ya barıştan büyüksün. Allah bilmem ben. Diyorsa geç. Yemin ederim var ya. Ayağına taş bağlar. Seni boğaz köprüsünden aşağı atarım ona göre.
Hayırdır? Nereye? Eve gidiyordum. Ha? Daha erken değil mi? Evet, erken ama siz olmayınca benim de işim erken bitti. Yok yok yok, anlamda söylemedim yani. Saat daha erken eve gidip ne yapacaksın anlamında. Benim bir çocuğum olduğunu unutuyorsunuz. Ha, tanıştırmadım ki. Tanıştırırım bir gün. Merve, balık sever misin? Benim bildiğim çok iyi bir balıkçı var. Salaş bir yer ama manzarası çok güzel. Çok isterdim ama bugün benim eve gitmem gerekiyor. Başka zaman inşallah, kusura bakmayın. Yo yo, ne kusuru, rica ederim. Ben yani her bir şey yapmıyorsan diye öyle şey. Tutmayayım ben seni. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yaşından başından utan bir adam diyecektim. Ama çok güzel değil mi? Bunun yanında kendimi 18'lik bir delikanlı gibi hissediyorum. Hayat hiç adil değil ya. Hiç. Necdet'in arkadaşlarıyız biz yenge. Kocan sonunu düşünmeden bazı kahramanlıklar yapmış. Çok mu film izliyor bu adam? Ha? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne istiyorsunuz benden? Bırakın gideyim. Bu evden ceset torbasıyla çıkarsın. Bunu kafana sok. Ama önce kocanın buraya gelmesi lazım. Çünkü seni onun gözünün önünde öldüreceğim. Hem de döve döve. Efendim? Necdet sen misin lan? Siz kimsiniz? Ben Özkan. Bizi korkutmak için peşimize adam takmışsın. Ne adamı? Benim bu olaylardan haberim yok. Haberler bende Necdet. Karın yanımda. Tam karşımda. Maşallah pek de güzelmiş ha. Taş gibi. Ne diyorsun sen be? Necdet yardım et bana. Öldürecekler beni. Aynen. Aynen. Duydun mu lan? Ne olur ona bir şey yapma. Tamam, her şeyi kabul ediyorum. İstemediğiniz olabilirsiniz. Ne olur bir şey yapmayın ona. Artık çok geç. Zararın büyük Necdet. Senin yüzünden bir sürü mal kaybettim. Önce borcunu ödeyeceksin. 300.000 istiyorum. 300.000 mi? Ya ben o kadar parayı nereden bulurum? Artık dükkanını mı satarsın? Bankadan kredi mi alırsın? Orası beni ilgilendirmez. Parayı akşama kadar hazırlıyorsun. Parayı getireceğin yeri de sana söyleyeceğim. Ha, bu arada ben arayıncaya kadar parayı tamamlayamazsan karın ölür. O Serhat Bakeri denen herifi ya da polisi bu işi karıştıracak olursan anlaşma biter. Karın geberir. Alo, bir dakika. Thank you.
Selamünaleyküm. Gidin buradan. Vay arkadaş ya. Senin teşekkür etme biçimin bu mu? He? Her şey sizin yüzünüzden oldu. Gidin buradan. Karışmayın bu işe. Ne oldu? Yine bir şey mi yaptılar? Ya güzel kardeşim konuşsana, anlatsana. Karım ellerinde. ...300 bin istediler. Vermezsem karımı öldürecekler. Nasıl bulacağım o parayı? Dur bir saniye, sakin ol. Anlatsana bir, kim aradı seni? Özkan diye bir adam. Buraya gelenlerin başı galiba. Ulaşmayacaktık onlara. Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Niye inandıysam size... ...ben nereden bulacağım şimdi o kadar parayı? Tamam güzel kardeşim, dert etme. Parayı biz buluruz. Siz mi? Nasıl? Ya nasıl düşünme sen, buluruz işte. Başımı yeterince belaya soktunuz. Sizin yine karıştığınızı öğrenirse karımı öldürecek. Güzel kardeşim bak, sen karını kurtarmak istiyor musun? Evet. İyi o zaman, bizim dediklerimizi yapacaksın. Bu kadar basit. Efendim. Tülay Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Kim arıyordu? Ne o? Kibar konuşunca tanıyamadın mı? Ertan. Benim ya. Bu numarayı nereden buldun sen? Boş ver şimdi sen onu. Bana bak, bugün doktora gittim. Doktor dedim, çok üşüyorum dedim. Ellerim karıncalanıyor. Nedir dedim. Üşütmüşsünüz dedi. Kansızlık dedi. Hayır dedim doktor. Kansızlık falan değil. Tülaysızlık dedim. Zevzek. Ben sana demedim mi? Bir daha beni rahatsız edersen babamı söylerim diye. Hayır, bir daha buraya gelme dedin. Bir daha arama demedin. Ne yapıyorsun bakalım? Matematik hocasıyla ders çalışıyorum. Oo, gerçekten mi? Havuz problemi mi çözüyorsunuz? Evet, aynen öyle. Ben de işin yoksa geleyim alayım seni, gezelim falan bir şeyler yapalım diyecektim. İşim olmasa da seninle gezmem zaten. Tülay, sana bir şey soracağım. Hadi çabuk sor. Sen hiç aşık oldun mu? Ne biçim soru bu? Sana ne? Biliyor musun bak, ben eskiden aşka maşka falan hiç inanmazdım. Ama yemin ederim seni görene kadar. Bak inanması gerçekten zor geliyor biliyorum ama sabahları kalkıyorum. Vallahi seni düşünüyorum ya. Yanına gitsem diyorum, bakalım ne yapıyor acaba. Sonra geliyorum yanına, beni kapıdan kovuyorsun. Bak yemin ediyorum kapıdan kovarsan eğer bacadan gireceğim, vazgeçmeyeceğim. Hele bir de şu yüzündeki gülümsemeyi gördüm ya. Ne gülümsemesi ya? Ne diyorsun sen? Bu arada saçlarını da hep böyle yap tamam mı? Sana çok yakışıyor. İnanmıyorum ya. Sen beni mi izliyordun? Yaptığın terbiyesizlik. Ya senin yaptığına ne demeli? Ha? Hani nerede matematik hocan? Ha? Havuz problemi falan çözüyormuşsunuz bir de. Sana ne? Hemen orada sinirimden güldüm. Yanlış anlama boşu boşuna. Bir saniye. Seviyorum seni. Daha beni tanımıyorsun.
Ne var yani? Bir insanın bir insanı sevmesi için illa tanıması mı gerekiyor? Görmem yetti. Boş laflar bunlar. Sana inanmıyorum. Ya Allah aşkına bir dakika bekle ya. Bir şey söyle. Ne dememi bekliyorsun? Hem bütün bunlar benim için çok hızlı. Sana boşu boşuna umut vermek istemiyorum. O yüzden bütün söylediklerini unutacağım ben. Sen de unut bence. Ben unutmayacağım. Seni sevmeye devam edeceğim bak görürsün. O zaman beni uzaktan sevmek zorundasın. Alo. Parayı toparladın mı? Evet, para hazır. Güzel. Kemerburgaz'a doğru yola çık, arayacağım yine seni. Anladım, tamam. Geliyorum. Hadi beyler, gidiyoruz. Parayı vereceksin, karını alacaksın, dışarı çıkacaksın. Sonra işi bize bırak. Biz içeri dalacağız, tamam? Şunu al, kulağına yerleştir. Bunu seni dinleyeceğiz. Bir aksilik falan olursa hemen müdahale edeceğiz, merak etme, tamam? Tamam. Karımı almadan bir şey yapmayın sakın. Tamam dedik ya, biliyoruz, tamam. Hadi, sakin ol, heyecan yapma. Şimdi hasret gider. Önce paraya bakalım. Oo, sen ne kirli çıkıymışsın be arkadaş. Keşke daha fazla isteseydim ha. Parayı aldın işte. Bırak bizi gidelim. Sana bir soru soracağım. Sor ne soracaksan. O adamlara nasıl ulaştın? Hangi adamlara? Serhat Akeli ve arkadaşlarına. Salak! Ben ulaşmadım. Onlar beni buldu. Yalan söylüyorsun. Beni arıyorlarmış. Ama onlar beni bulmadan önce benim onları bulmam lazım. Yerlerini bilmiyorum. Yemek yemeye gelmişlerdi sizin dükkanı taradığınız gün. Ne diyorsun? Yemin ediyorum. Dürüst davransaydın anlaşmaya sadık kalacaktın Necdet. Ama yalana hiç tahammülüm yok. Hayır! Yapma! Yapma bırak onu! Bırakın lan! Bırakın! 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 Bombayı al. Thank you.
Verin lan silahlarınızı. Buradan kadınla çıkacağım. Lan bırak kadını. Takip ederseniz öldürürüm. İndir lan. Ulan Artis. Kadınla beraber buradan çıkmana izin verir misin? Bırak lan silahını. Yolu aç yolu. Tamam. Tamam sakin ol. İndir silahı. Hani sen Serhat Aker'i arıyordun ya. O seni buldu. Atla silahını. İndir lan ellerini. İndir. Ne olur bağışla. Öldürme beni. İşi düşünce konuşanı, işin bitince unuturum Özkan. Mehmet'e 3 tane yaz. Serdar sana 2 tane. Serdar'a 2 tane yaz. 6. 3 tane sana. 3 tane 6'ya yaz. Sen kaç tane istiyorsun? Abi bana 3 tane ver. Sana 2 tane. 1 tanesini satınca yarın alırsın. Can. 2 tane cana yaz. Abi Özkan'ın başına gelenleri duydun mu? Ne olmuş Özkan'a? Mekanını basmışlar geçen gün. Turgut'u temizleyen adamlarmış galiba. Dikkat etmek lazım bu arada. Sıkıntı yok. Rahat ol. Burayı bulamazlar. Kan lan bu. Onun üzerinde bir not var. Güç. İki. Bir. Çıkıp bu pisliği satan ne kadar tanıdığınız adam varsa hepsine bu olanları anlatacaksınız. Tamam mı lan? Tamam mı oğlum? Basın lan. Düşündüm de... Ben anlatırım.
Müzik